Özgün, sen bir şeyler söyleyecektin bana, şöyle bir şeyler, böyle bir şeyler diyeceğim, bugün bir şeyler diyeceğim diyordun. Ne diyeceksin? Hayda. Hocam, o zaman başlayayım. Biraz Allah. hızlı oldu da hocam. Şimdi mjizde.com, daha önce bizim yayınımıza konuk olmuştu. Michael Jackson Tamam. detaylı ses analizi yapılmıştı Arzu Hanım. Tamam. Bugüne doğum günü Arzu Hanım'a kocaman mutluluklar diliyorum size. Doğum günü kutlu olsun. Şimdi şöyle bir olay var hocam. Michael Jackson hakkında bu yıl biliyorsunuz onun 10. ölüm yıl dönümü. Bir tane belgesel hazırlandı. Belgesel Dan Ray tarafından hazırlanan Living Neverland. Şimdi çoğu takipimiz bilmez. 2005 yılında Michael Jackson dünyadan, yani hep 80'li yıllardan beri yaptığı bir gelenektir. Neverland kendi yaşadığı çiftliği, kendi hayatını sürdüğü çiftliği dünyadan işte Michael Jackson taklidi yapan, Michael Jackson şarkıları söyleyen ya da Michael Jackson'ı çok seven çocukları aileleriyle birlikte Los Angeles'taki Neverland çiftliğini misafir edip onlara özel partiler veriyordu. Bu bir gelenek olarak yapılıyordu. 2005 yılında bir anda 15 farklı dava açıldı. Bu davalar da işte çocuklara cinsel saldırı ve Michael Jackson'ın işte sapkınlık derecesinde işte çocukları işkence ettiğine dair davalardı. Bu davalarda Michael Jackson çok uzun süre, yani ölümüne kadar neredeyse devam eden bu davaların hepsinden aklandı. Tamam. Çünkü bir kanıt ya da cinsel saldırıya dair bir şey bulunaması zaten çocukların çoğu da reddetti bunları. Yani dediler biz böyle bir şey yaşamadık. Zaten çocukların aileleri de oradaydı falan filan. Ama bu Michael Jackson'ın hem insanlar tarafından negatif görülmesine hem de o ölümüne kadar süren işte hastalık durumlarının artmasına sebep oldu. Zaten Michael Jackson analizinde de konuşmuştuk. Sağlığı çok iyi olan birisi değildi. Ama bir de işte stres gelince de onu ölüme götürdü. Evet. Şimdi yıllar sonra burada tanıklık yapan birisi, ismini paylaşmayacağım. Diyor ki işte 2005 yılında Michael Jackson lehine mahkemenin tanıklık yapıyor. Diyor ki hayır böyle bir şey yok, bizi misafir etti. İşte ben Avustralya'da bir konserde dans yarışmasını kazandım ve tanışma hakkı kazandım. Los Angeles'a gittik, bizi iyi ağırladı ve geri döndük diyor 2005 yılında. Evet. Fakat 2012 yılında kendisi boşandıktan sonra bir anda çıkıyor, dava açıyor. Diyor ki işte ben 2005 yılında Michael Jackson'dan taciz gördüm. Hayda. Şimdi mahkemede kanıt istiyor tabii. O eski sunduğu ifadeleri tekrar soruyor. Buradaki işte çapraz sıkıntılardan dolayı çapraz işte detaylı araştırmadan ya da o dönemki kanıtlara bakıldığı zaman mahkeme reddediyor. Bunun üzerine hukuken bir şey yapamayacağını görünce bir kitap yazıyor. Kitap üzerine de bu işte Living Neverland belgeselinden teklif alıyor ve şimdi çıkıp yaşadığı tacizi ve çeşitli işte durumları anlatıyor. Ve bu belgesel geçen haftalarda yayınlanmış. Tabii Michael Jackson fanları, özellikle Türkiye'deki Michael Jackson fanları bunun bir iftira olduğunu, Michael Jackson'ın ölümünden 10 yıl sonra bile kötülemek olduğunu, ölü insanın arkasından bunların yapılmaması gerektiğini, zaten Michael Jackson'ın hukuk ve insanların gözünde aklandığını, bunların para için, şov için ve tamamıyla Michael Jackson'ın anısına saygısızlık için yapıldığını düşünüyorlar. Ve bu konuda da bir kampanya gibi bir şey açıldı. Yani diyorlar ki ya Michael Jackson'ın anısına saygı gösterin. Michael Jackson'ı bir kral olarak iftira atmayın. Onu halkın gözü önünde daha çok düşmesini ya da yeni nesile kötü tanıtılmasını yani kötü tanıtılmasını istemeyin. Ya da eğer elinizde belgeler varsa hukuka gidin, bu sefer belgelerinizle bu sefer kanıtlı olarak açın. Çünkü zaten hukuk önünde aklanmış bir şeyi tekrar tekrar gündeme getirmek ve bundan para kazanmak çok çirkin bir davranıştır diyorlar. O yüzden de bunun burada dile getirmesini istediler. Ben de destekledim Michael Jackson hayranı olarak. Çünkü şu var, bir dünyada unik olan sanatçıların ben biraz korunması gerektiğine inanıyorum. Hatta şöyle diyeceğim, işte bir sanatçı aileden gelen birisi olarak ben de kendim
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu biri olarak sanatçıların topluma örnek olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Ürününü insanlarla paylaşır, insanlar ürününü alır ya da duygularını paylaşır. Bazı sanatçılar, Michael Jackson'ı bilmiyorum, bazı sanatçılar kötü bir hayat yaşamış olabilir. Ama bunun yani ölümünde bununla yüzleşmek daha akılcıdır. Ölümünden sonra tamam tekrar pişirip gündeme getirmek çok da iyi bir durum değildir. Bu benim kendi görüşüm tabii. Demir Hoca ya da bu kanalı Çen dersine ilgilendirmiyor. Çünkü ben burada bir aslında moderatör bir kişiyim ve şu anda anlattıklarım tamamıyla kendi düşüncelerimdir. O yüzden de umarım fanların dediği gibi ya bu iftiralar ya da saldırılar sona erer ya da gerçekten Michael Jackson bunu yaptıysa hukukun önünde gerçekten kanıtlarla doğru bir katılımla tamamıyla hukuk içinde halledilir bu konu. Çünkü Michael Jackson gibi başka bir bir daha gireceğine inanmıyorum. Hiç değilse de anısına saygı duyalım. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim Özgüncüğüm, sağ olasın. Sen bu hafta çünkü bana özellikle istedin. Ben de bir konuşabilir miyim, bir şeyler anlatmak istiyorum dedin. Sağ olasın. Evet, tabii bu konularda ben çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Yani hukuku ilgilendiren konular ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır açıkçası. Zaten bu kanalla alakası yok dediğim evet. gibi. Sizinle de alakası yok. Bu benim kendi görüşlerim ve Arzu Hanım'ın ve emşeizle.com'un özel isteği bizden. Tamam. Peki. Çünkü bu konuda çok canları yandı. Michael Jackson hayranlarının canları yandı. Bunu buradan dile getirmiş oldum kendi adıma. Anlıyorum. Peki. Şimdi kaldım.